Merhabalar, Deniz Akademi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben Caner Palandökener, profesyonel koç ve eğitmenim. Kişi ve kurumların gelişim ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bu videoda sizlere yolda olanların hayatı nasıl anlamlı ve mutlu olduklarından bahsedeceğim. Aynı zamanda biraz sizi düşündürmek istiyorum. Mesela yolunda aradığın şey nedir? Gerçek mi yoksa mutluluk mu? Bu yol senin yolun mu yoksa başkasının yolu mu? Bu yol çok zorlu olsa bile bu yoldan keyif alabilir misin? Ayrıca yolu değil de varmaya önem veren insanların da huzursuzluklarıyla ilgili biraz konuşacağız. Albert Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü var. Yolculuk yapmayı çok severim ama bir yere varmaktan nefret ederim der. Bu videoda en güzel cümlemi en sona sakladım. İsterseniz tamamını izleyin. Hadi yolculuğa başlayalım. Kısa zaman önce ülkenin tanınan bir kurumundan bir telefon aldım. Arayan kişi bir genel müdürdü ve benimle tanışmak istedi. Amacı benden koçluk ve mentörlük almaktı. Biraz sohbet ettik kendisiyle telefonda, beni şirketine davet etti. Şirketine gelmeden önce özel şoförünü yolladı. Şirketine gittim, kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Odasına girdiğimde odası yaklaşık 120-150 metrekareydi. Bir bilardo masası vardı. Tuttuğu takımın forması bir duvara asılıydı ve dünyanın çok farklı yerlerine gittiği de belliydi çünkü çok ünlü futbolcularında aynı zamanda imzalı formaları vardı. Bir yerde ödül tarafı vardı. Yani Türkiye'de ve dünyanın birçok yerlerinde ödüller almıştı. Madalyaları vardı, ondan sonra kupaları vardı vesaire vesaire. Bir sürü hobileri de vardı bu arada. Çünkü sanırım ata vesaire de biniyordu. Oturduğumda karşımda fotoğraflarını gördüm. Aile fotoğrafları vardı. Bir şeyi merak ediyordum ve can alıcı soruyu sordu. Her şey mükemmel görünüyor. Bugün benim burada olma nedenim nedir dedi. Dedi ki, Caner Bey, her şey var gibi ama hiçbir şey yok gibi. Her şey tam gibi ama bir şeyler eksik gibi. Eksik olanı arıyorum dedi. Bugüne kadar sürekli bunları aradım, durdum. Çaba gösterdim, kendimi erteledim. Kızlarıma harcayacağım zamanı erteledim. Baktım ki hep bir şeyler eksik. Sizce eksik olan nedir dedi. Dedim, beraber yolculuğa çıkıyor olmamız lazım. Bu genel müdürün hikayesinde olduğu gibi hepimiz hayatımızı yetersiz ve eksik hissediyoruz. Ve doğal olarak da bu hayat bize mutluluk vermiyor. Tam olarak burada bir soru sormak gerekiyor. Hayatımızda eksik olan şey nedir? Çünkü gerçek bir şey ki hepimiz bu hayattan sadece geçiyoruz. Geçtiğimiz için de mutlu olmak istiyoruz. Eksiği aramak dışarıda değil, içeriğiyle ilgili olan bir şey. Peki varmak ile kastettiğimiz şey nedir? Aslında varmak hayatın içinde kısa duraklardır, yani sonuçlardır. Örnek olarak para bir sonuçtur. Tabii ki parasızlık mutsuzluktur ama çok para mutluluk değildir. Güzellik bir sonuçtur. Anne olmak, baba olmak da bir sonuçtur. Bir şeyi satın almak da bir sonuçtur. Arkadaşlarınla beraber gittiğin güzel bir tatil de bir sonuçtur. Ödüller de bir sonuçtur. Üniversite sınavını kazanmak da bir sonuçtur. Çoğu kişi bunları arar durur. Bunlara sahip olur ama yine mutsuz olur. Genel müdür de hayatı boyunca bunları aradı, durdu ve sonuç mutsuzluk oldu. Yani kendini eksik hissetti. Varmaya, yani görünür şeylere gereğinden fazla değer veren insanlar kendini eksik, mutsuz, yetersiz hissederler. Yetersiz hissettikleri için de sürekli olarak kendilerini tamamlamak isterler. Değeri içte aramayan, dışta arayan insanlar genellikle sürekli olarak yorgundurlar, kaygılıdırlar. Ve kendini daha çok mutlu olmaları için daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. İsterseniz bunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki başınız ağrıdı. Ne yaparsınız? Bu ilacı içersiniz. Bu ilaç sizin başınızın ağrısını geçirir. Ama nedeni ortadan kaldırmaz. Eğer nedeni ortadan kaldırmazsanız çok büyük ihtimalle bir zaman sonra başınız daha çok ağrır. Bu sefer bir değil, iki tane içmek zorunda kalırsınız. Yani dozu artırmak zorundasınız. Hayat nedeninizi tam olarak anlayamazsanız sürekli olarak görünür şeyle ilgili dozu artırmak zorunda kalırsınız. Artırırsınız ama iyileşemezsiniz. Ve bu size ağırlık katar. Daha çok hasta olursunuz. İşte içte değeri bulamayan, dışarıda değeri bulup gereğinden fazla anlam yükleyen insanların sürekli başı ağrır. Örnek tam olarak bununla ilgilidir. Bu örnekte olduğu gibi başı ağrıyan insanları çok gözlemledim. Bu kişilerin temel bazı özellikleri var. Mesela bu insanlar tatile gidiyorlar, geliyorlar. Neler gördün, biraz gözlemini anlatır mısın? Hiçbir şey anlatmıyor. Çünkü kendisini çekmekten sosyal medyada
etrafı gözlemlemeyi unutmuş. Aynı zamanda anne babalarla sohbet etme imkanım oluyor. Onlara diyorum ki çocukların olan iletişimin nasıl? Onlara ne tür şeyler soruyorsun? Ortaya bir şey çıkıyor. Akşam çocuk eve geliyor. Diyor ki dersler nasıl? Veya bazı işletme sahipleriyle görüşüyorum. Çalışanlarınla aran nasıl diyorum. Sadece sonuç istiyorlar. Kişinin kim olduğuyla ilgili değil, ne getirdiğiyle ilgililer. Doğal olarak şöyle bir durum oluyor. Bu insanlar içte yalnızlar, dışta da yalnızlar. Yani mutsuzlar. Başları sürekli olarak ağrıyor. Peki yolculuğa önem verip anlamlı ve mutlu yaşam süren insanların hayata bakış açısı nasıldır? Şimdi bunu 5 farklı alanda görelim. Birincisi, yolculuğa başlayan insanlar ilk önce kendileriyle başlıyorlar. Bu dünyayı, yetiştiği ortamı, insanları değiştirmekle ilgili bir kaygıları yok. Kendi kişisel farkındalıklarıyla ilgili bir kaygıları var. Bu yüzden kendilerine 3 tane soru soruyorlar ve bu sorularının cevaplarıyla başlıyorlar yolculuğa. Birincisi, ben kimim? Değerlerim nedir? Yeteneklerim nedir? İkincisi, hayat hedefim. Üçüncüsü, ölmeden önce bu hayata hangi anlamlı katkıyı sağlamak istiyorum? Bu sorulardan da gördüğünüz gibi kişinin temel hedefi kişisel farkındalığıyla ilgili, dış dünyayla ilgili değil. Yani amacı içte mutlu olmak ve kendisini eminlik hissiyle tamamlamış hissetmek. İkincisi, hazlı yaşarlar ama haz için yaşamazlar. Birinci maddede gördüğümüz gibi kişi kendi değerinin ve kendi yeteneğinin farkına vardığında aslında çok daha büyük bir anlam için hayata bakar. Tabii ki haz önemlidir. Ünvan, alışveriş, cinsellik, araba, başarı hepimize haz verir. Bunlar yanlış bir şey değildir. Asıl yanlış olan bunlara gereğinden fazla bir değer biçmektir, bir anlam biçmek. Aslında biraz önce güçlü insanların, yolda insanların özelliğini anlattığımız zaman şu ortaya çıkıyordu. Kendi değerlerinin farkında, kendi yeteneklerinin de farkında. Pek de bir kolay değil. Zorluklar karşısında bile akıştalar çünkü ne için yaşadıklarını biliyorlar. Ikigai felsefesini belki bilirsiniz. Ikigai felsefesi iki temel soru üzerine kurulu. Birincisi, uğruna yaşadığım şey ne? İkincisi, sabah beni uyandıran şey ne? Bu sorunun cevabını bulabildiniz mi? Eğer bulmadıysanız aramanızı öneririm. Bu örnekle yolda olan insanların üçüncü özelliği çıkıyor. Yolda olan insanlar yataktan kalkarken güçlü bir nedene sahipler. Kendinden daha güçlü bir amaca hizmet ediyorlar. Daha doğrusu varlık nedenini biliyorlar. Pek de bunlar çok kolay değil. Varlık nedenini bilen insanlar akıştalar ve motivasyonları var. Hareket halindeler. Ama hayatta kısa yoldan mutluluk yalanları var. Hal böyle olunca insan çaba göstermek yerine kısa yoldan mutluluk yalanlarına kanıp gidiyor. Hayatın içinde zorluklar, mücadele, başarısızlık, utanma duygusu yoksa o hayatın içinden hiçbir hikaye çıkmıyor. Size kendi hayatından bazı örnekler vereyim. Mesela benim bulunduğum şehirde düzenli olarak gittiğim bir ev yemekleri yapan bir teyzemiz var. Bu videoyu hazırlamadan önce onun yanına gittim. Dedim ki, ya dedim teyzeciğim, bu yemekleri yapma nedenin nedir? Seni her gün sabah kaldıran motivasyonun nedir? Caner dedi, ben bu yemeklerde aşk yaşıyorum ve insanların damaklarında bir hikaye bırakmak istiyorum dedi. Ölene kadar dedi bu yemekleri yapacağım dedi. Herhalde dedi sarmalarımı çok beğeniyorsun. Evet dedim, gerçekten çok beğeniyorum. Mesela diğer bir arkadaşım dağcı, profesyonel iş hayatını bırakmış. İnsanları dağlara çıkartıyor ve dağcılık eğitimleri veriyor. Senin motivasyonun nedir dediğim zaman oksijenini unuttuk Cener, insanlara oksijen sağlamak istiyorum veya oksijeni derinlerine kadar çekmelerini istiyorum dedi içlerine. Tabii ki bunlar çok yereldeki örnekler. Belki sen de diyebilirsin ki ya bu işler çok zor. Aslında hiç de zor değil. Gerçekten zor değil. Tabii ki dünyada birçok insanlar Steve Jobs'ları vesaire örnek veriyor. Ben size kendi yurdumuzdan bir iki örnek daha vereceğim. Bir tanesi Cüneyt Hasan, Günaydın Net'in sahibi. Eğer hayatını okuduysanız veya hayatını dinlediyseniz şunu söylüyor. 7 yıl boyunca ben kasapta yaşadım diyor. Ben bu hayvanla aşk yaşıyorum, sevişiyorum diyor. Aşka bakın. Diğer bir kişi Bilardo'nun ustası olarak görünen, bize Bilardo'yu sevdiren Semih Saygıner. Uzun bir aradan sonra geçenlerde yeniden dünya şampiyonu oldu. Diyor ki ben dikdörtgen masanın içerisinde bir hayatı yaşıyorum diyor. İçinde bulunduğu, yaşadığı her şeyi insanlara anlatıyor. Bu tür kişilere baktığımız zaman gerçekte şunu görüyoruz. Zorluklar yaşasa bile gerçek nedeni bulan insanlar mutlular, güçlüler ve akıştalar. Ve böyle bir insanların hayatları var ve hikayeleri var. Bu hikaye yaşanılabilir hikaye oluyor. Buradan bir ders daha çıkıyor. Yolu güçlü olan, anlamlı olan insanların temel özelliği. Dördüncü nokta, bu kişiler sürekli eleştirmiyor, mağduriyet oynamıyor. Rahat vücutlarını yataklarından kaldırıyorlar ve eyleme geçiyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama herkes bir şeyi eleştiriyor. İçinde bulunduğu şehri, annesini, babasını, öğretmenini, sınavını her şeyi eleştiriyor. Fakat gerçek olan bir şey var. Eleştirdiği şeylerin çoğu kontrolün dışındaki olan şeyler. Yolu güçlü olan insanlar kontrolün dışındaki olan şeyleri eleştirmektense içinde bulunduğu gücün farkına varıp kontrol edebildiklerine odaklanıyor. Yani niyetleri var ama daha çok eylemdeler.
Tam da burada şunu söylemek gerekiyor. 2022 yılı geldi. Herkes çok güzel dileklerde bulundu. Ama dilek yetmez. Eylem gereklidir. Niyet güzel bir şeydir ama yöntem değildir. Bize niyet etmek kadar yöntem de gereklidir. Pek de bir kolay değildir. Her gün ayakkabılarımıza bir sürü çamurlar yapışıyor. Önerim paspas kullanın. Önce zihnimizdeki olan çamurları atıyor olmamız lazım. Sonra çevremizdeki olan çamurları temizliyor olmamız gerekiyor. Zaten şöyle bir durum var. Bizim gerçekten eksikliğimiz yok, fazlalıklarımız var. Fazlalıkları atsak hafifleyeceğiz. Yolda olan insanların en temel özelliklerinden bir tanesi fazlalıklarını atıyor. Fazlalıklarını attığı için hikayesi daha hafif, daha yaşanılabilir, daha okunabilir oluyor. Yolda olan insanların beşinci özelliği ise bir kültür yaratırlar. Yani deneyim yaratırlar. Ne demektir bu deneyim yaratmak? İnsanlar para kazanmayı bir şekilde biliyorlar ama yaşamayı bilmiyorlar. Yaşamayı bilebilmek için paranın çok ötesinde bir şey yapıyor olmak lazım. Bu da kültürdür. Yaşlılığımızda çaresiz, mutsuz, perişan kalmamak için paraya ihtiyaç var. Fakat paranın daha ötesindeki olan bir şey de kültüre ihtiyaç var. İşte kültürü parayla satın alamazsınız. Keyfi parayla satın alamayabilirsiniz. Mutluluğu da parayla satın alamayabilirsiniz. Dostlarla yarattığınız güzel bir ortamı parayla satın alabilir misiniz? Sevgiyi, aşkı parayla satın alabilir misiniz? Bazen şunu diyebilirsiniz ki evet alabiliriz ama onlar çok yapay olacaktır ve onlar gerçek olmayacaktır. Bir gerçek var. Gerçek saç kafanın içinden çıkan saçtır. Eğer kökü güçlendirmezseniz koyduğunuz her şey çok yapay olacaktır. Kültür edinmek işte kökleri güçlendirmekle ilgili olan bir şeydir. Peki ne yapmak gerekir? Bir kitap okumak, bir yere gitmek, bir resim yapmak, insanlarla farklı konular hakkında konuşmak, hiç bilmediğiniz şeylerle ilgili merak uyanmak bunlar bizim hayatımızda çok önemli bir şeydir. Çoğu zaman eğitim verdiğim insanlara veya konuştuğum insanlara şu soruyu sorarım. Kendinle ilgili merak ettiğin şey nedir derim. Mesela şimdi sana da soruyorum. Kendinle ilgili merak ettiğin şey nedir? En son neyi öğrendin? Hayatla ilgili merak ettiğin şey nedir? İnsan merak etmiyorsa öğrenmiyor. Merak etmeyen bir kişinin de beyni şaşırmıyor. Şaşırmayan bir beyinde hiçbir şey almıyor. Doğal olarak mış gibi yaşıyoruz. Hep aynı cümleleri kullanıyoruz, hep aynı kelimeleri kullanıyoruz ve hep aynı cümlelerle, aynı kelimelerle yeni bir mutluluk tasarımı yapacağımızı zannediyoruz. Fakat sadece zannediyoruz. Kültür, zannetmenin ötesinde bir eylem gerektirir. Yani konfor alanından çıkartır ve sizi öğrenmeye teşvik eder. Güçlü olan insanlar işte öğrenme aşkıyla yanıp tutuşur. Merak eder, merakının peşinden koşar. Videonun başında bahsettiğim genel müdür ile uzun sohbetler ettik. Zaman harcadık. Ertelediklerimizi, hazlarımızı, susturduklarımızı, susmalarımızı konuştuk. Şimdi çok daha iyi. Çünkü kendi yolculuğuna çıktı. En kutsal yol kişinin kendine çıktığı yoldur. Yani kendi yoludur. Gerçek bir durum vardır. Varmanın telaşı yolun anlamını bozar. Carlos Castaneda çok güzel bir şey söylemiştir. Belki de yolla ilgili bize farklı bir şekilde düşünmeye zorlamıştır. Der ki, herhangi bir seçim milyonlarca yoldan biridir ve bu yolun bir yol olduğu unutulmamalıdır. Kişinin kendisine sorması gereken en önemli soru şudur. Bu yolun bir kalbi var mıdır? Zira kalbi olmayan bir yolun avantajı da yoktur. Yolda olan insanların 5 temel özelliğini görmüştük. Bunlardan birincisi bu insanlar keşfe kendileriyle beraber başlıyorlar. Yani kendi değer, yetenek ve tutkularını keşfediyorlar. İkincisi haz yaşıyorlar ama haz için yaşamıyorlar. Üçüncüsü kendinden daha büyük bir amacın peşindeler. Yani akıştalar, güçlüler ve mutlular. Dördüncüsü konfor alanından çıkıyorlar. Yani rahatlarından çıkıyorlar ve konfor alanıyla ilgili bir mücadele içerisindeler. Kolay olmuyor ama bunu yapmak için de çok büyük bir cesaretleri var. Beşinci olarak da bir kültür yaratıyorlar. Siz de anlam ve yolculukla ilgili farkındalık ve deneyimlerinizi yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bu konuda ve daha birçok konuda merak ettiklerinizle ilgili onlarca video için Deniz Akademi YouTube sayfasına abone olabilirsiniz. Son olarak bir sorum var. Sizce kendi yolunuzun bir kalbi var mıdır? Kalbi olmayan bir yolun yolculuğu da olmaz. Güzel kalın, hoşça kalın.